Süleyman Özışık. CHP kanatlandırır. Muharrem İnce nice zamandır miting meydanlarında Cumhurbaşkanı seçildiğimde sizi uçuracağım deyip duruyordu. Nasıl uçuracağına dair ilk örneği önceki gün izledik. Kendisiyle fotoğraf çektirmek için sahneye çıkan CHP'li seçmenden bahsediyorum. Fotoğraf çekimine kadar her şey normal. Çekim bittikten sonra adam pır uçuşa geçiyor. Anlaşılan korumalar Muharrem İnce'nin Ateşleyin bakalım sözünü çok yanlış anlamış. İki gündür izleyip duruyorum. O nasıl uçurmadır? Nasıl fırlatmadır öyle? Adamın günlerdir köprülere, havalanlarına, yerli otomobile, hızlı trene gerek yok. Gelir gelmez o projeleri iptal edeceğim demesinin hikmeti buymuş meğer. Uçuracak, fırlatacak hepimizi kardeşim. Hızlı trene, uçağa, otomobile gerek yok. O iş bende diyor. Sanayi 4.0'dan önce teknoloji 4.0'ı gerçekleştirdi. Roketsiz insan uçurmaya başladı. O değil de reklamcılar bu görüntü üzerinden CHP'ye çok güzel bir seçim reklamı yapabilir diye düşünüyorum. CHP adamı kanatlandırır. Yahu hakikaten o nasıl fırlatmadır birader? Sanki kamyona karpuz fırlatıyor. Yalnız ben adamın fırlatılışını beğendim beğenmesine ama gittiği mesafe çok kısaymış gibi geldi bana. Bence bir sonraki fırlatmada mancınık denenmesi daha faydalı olur. İşin şakası bir yana izlediğimiz görüntü seçim öncesi ve seçim sonrası neler yaşayacağımıza dair kısa özet gibi olmuş. Siz o fotoğraf çekimini vereceğiniz oy gibi düşünün. Oyu verdikten sonra artık nereye fırlatılırsınız varın siz hesap edin. Ve şu noktaya da özellikle dikkat edin. Bu adam... Ben halktan korkmuyorum ki yüzlerce korumayla gezeyim ben bisikletle işe gidip geleceğim ve koruma ordusuyla dolaşmayacağım diyordu öyle değil mi? daha cumhurbaşkanı olmadan kaç korumayla gezdiğini ve o korumaların vatandaşa daha şimdiden nasıl davrandığını görüyor musunuz? Bakın, tilkinin 40 hikayesi vardır, kırkı da tavuk üzerinedir diye çok sevdiğim bir söz var. Olana bitene dikkatli bakın. Kendine Millet İttifakı adını koyan bu yapının milletten yana güzel bir hikayesi olmadığını göreceksiniz. 40 hikayeleri var, kırkı da Recep Tayyip Erdoğan'dan kurtulmak ve Recep Tayyip Erdoğan'ı yargılamak üzerine. Bunun dışında bir düşünceleri yok. Abdülhamidi devrenlere şimdi ne yapacaksınız diye sormuşlar. Devrin hainleri vallahi biz bütün planımızı Abdülhamidi devirmek üzerine yaptık. Sonrasını hiç hesaplamadık diye cevap vermiş. O hesapsızlığın bizi ne hallere getirdiğini hepimiz yaşayarak öğrendik. Şimdi de aynı. Herkesin planı Erdoğan'ı göndermek ve yargılamak üzerine. Sonrası için bir planları bir projeleri yok. Pardon var olmaz olur mu? En büyük projeleri havaalanı, Kanal İstanbul, hızlı tren, otomobil, İHA, SİHA gibi dev projeleri durdurmak. Bir başka noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Birkaç gündür CHP'li belediyelerin yönetiminde olan Edirne'den ve İstanbul'un Avcılar ilçesinden gelen haberleri izliyorsunuz değil mi? Belediye temizlik işçilerinin maaşlarını ödeyemediği için çöp dağları oluşmaya başlamış. Yöre halkı tıpkı 2000 yılı öncesinde olduğu gibi çöp dağlarının arasında maske takarak dolaşıyor. Google'dan bu görüntüleri izleyebilirsiniz. Yahu elindeki ili, belediyedeki çöpleri temizlemeye aciz olanların bu ülkenin sorunlarıyla başa çıkacağına, sizi uçuracağına, size harika bir gelecek vereceğine gerçekten inanıyor musunuz? Afrikalıların sadece aptallar suyun derinliğini iki ayağıyla kontrol eder diye güzel bir sözü var. Bu sözü ısrarla hatırlatıp yazıyı şu soruyla bitirelim. Sen bu pisliği iki ayağınla kontrol etmekte kararlı mısın birader Süleyman Özışık Türkiye